Teknopat'tan herkese merhaba, ben Çağan Çelik ve karşınızda Acer Nitro 5. İşlemcisinden ekran kartına tamamen AMD bileşenler barındıran Full HD ekranlı bir dizüstü bilgisayar. Videomuzda bilgisayarın özelliklerine değinip oyun performansını test edeceğiz. Gelin başlayalım. 2.7 kg kendi ağırlığı, 480 gram da adaptör ağırlığıyla birlikte 3 kiloyu geçen bir ağırlığı var Nitro 5'in. Ve bu pek de hafif diyemeyeceğimiz bir bilgisayar. Acer Nitro 5, AMD'nin Ryzen mobil platformundan 2700U işlemcisini kullanıyor. İlk jenerasyon Ryzen işlemcilere göre daha az güç harcayan ve daha yüksek hızlarda çalışan 2700U, 4 çekirdek ve 8 izleye sahip. Temel çalışma frekansı 2.2, Boost çalışma frekansı 3.8 GHz olan bu işlemci orta seviyede performans sunuyor. 2700U'nun 15 W TDP, yani Thermal Design Power değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bazen TDP değerinin işlemcinin kullandığı güç miktarı olduğu gibi doğru olmayan bilgiler görüyoruz internette. Aksine buradaki TDP değeri işlemcinin yük altında 15 watt ısı ürettiği anlamına geliyor. Bilindiği üzere watt sadece güç için değil, ısı için de kullanılan bir birim. Bugün hala güncel dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Intel'in 7700HQ gibi 45 watt TDP değerine sahip işlemcilerinden daha yüksek tek ve çoklu çekirdek performansı sunması bu işlemciyi dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir platformlar için özellikle rekabetçi kılıyor. Ek olarak bu işlemci hafif 3 boyutlu iş yükleri ve video hızlandırma için bir de dahili Vega 10 GPU barındırıyor. Harici GPU kanadında Radeon RX 560'ı görmekteyiz. RX 560 1024 shader ünitesine ve 4 GB GDDR5 belleğe sahip. AMD'nin 55 W TDP değerine sahip orta seviye bir mobil GPU'su. Vega 10'dan daha iyi performans verdiği için oyunlarda ve GPU hesaplamanın gerekli olduğu ağır işlerde yük dinamik olarak dahiliden harici GPU'ya geçiyor. Maksimum 32 GB bellek takabileceğiniz 2 adet bellek yuvasıyla gelen Nitro 5'te 2 adet 2400 MHz 8 GB bellek takılı geliyor. Yani toplamda 16 GB. Güncel uygulama ve oyunlar için gayet yeterli ve ideal bir bellek kapasitesi. 15.6 inç 1080p çözünürlüklü IPS panel, 60 Hz tazeleme hızına sahip ve mat yüzeyli. İletişim aygıtları olarak Realtek'in PCI Express tabanlı Gigabit Ethernet kontrolcüsünü ve Qualcomm'un AC Wi-Fi ile Bluetooth 4.2 destekli Atheros kontrolcüsünü görmekteyiz. Ethernet kontrolcüsünde ani voltaj dalgalanmalarına karşı koruma sağlayan entegre unutulmamış. Bilgisayarın giriş çıkış yuvalarına göz atarsak sol tarafta RJ45 Gigabit Ethernet, HDMI, SDXC hafıza kartı yuvası, Tip-C ve Tip-A 1. jenerasyon USB 3.1 var. Bilgisayarın sağ tarafında 2 adet 2.0 sürüm Tip-A USB yuvası, adaptör girişi ve birleşik kulaklık ve mikrofon girişi var. Yine sağ kısımda 2 adet bildirim ışığını görmekteyiz. Bunların ilki pil durumunu, ikincisi de güç durumunu gösteriyor. Ancak disk işlem ışığının eksikliği dikkatimizi çekti. Bilgisayar üzerindeki hafıza kartı okuyucu USB 3 ara birimine bağlı ve bu sayede hızlı kartlarınızın okuma yazma avantajından faydalanabiliyorsunuz. Fotoğrafçılar ve video editörleri için önemli bir detay. Sadece bir adet Tip-A USB 3.0 portu barındırması pek iyi olmasa da USB-C portuyla bu eksik biraz kapatılmış. Burada Acer'dan görmek istediğimiz USB-C portun 3.1 ikinci jenerasyon olmasıydı. Ancak bu yuva 1. jenerasyonda. Bütçe odaklı bir ürün olduğu için bunun gibi bazı küçük detaylar ürünün maliyetini kısmak için gerekli olabiliyor. Çoğu dizüstü bilgisayarda görmeye alıştığımız çok sayıda alüminyum kanatçık ve hava çıkış noktası bu bilgisayarda tek ve büyük bir noktada birleştirilmiş. Bilgisayarın arkasına baktığımızda soğutucunun büyüklüğünü görebiliyoruz. Biri kalın olmak üzere 3 bakır ısı borusu az önce bahsettiğimiz alüminyum kanatçıklara bağlı ve bu kanatçıkları soğutmak için yan yana konumlandırılmış 2 fan mevcut. Görece fazla ısınmayan orta seviye bileşenler düşünüldüğünde soğutma bizce oldukça yeterli. Birazdan oyun testlerinde de görebileceğiniz gibi GPU sıcaklıkları genelde 70 derece civarında seyretti. Rakip donanım kanadında oyunlarda görmeye alıştığımız 90 derece işlemci sıcaklıkları Ryzen'da maksimum 70 derecelere kadar düşmüş durumda. Örneğin yarım saat Apex Legends oynadıktan sonra işlemci ve ekran kartı sıcaklıklarının 70 derece civarında olduğunu gözlemledik. Bunun yanı sıra Acer Nitro Sense uygulamasındaki Cool Boost özelliğini aktif hale getirdiğinizde bilgisayar oldukça serin çalışıyor ve fan sesi tolere edilebilir seviyelerin üzerine çıkmıyor. Cool Boost kapalı olduğunda neredeyse fan sesini duyamıyorsunuz. Büyük oranda kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu bilgisayarın tuş aydınlatmasının da kırmızı olduğunu belirtelim. Ekran menteşelerinin bağlandığı kırmızı parça üzerinde işlenen Nitro yazısı, ekran kapandığında göze en çok çarpan tasarım öğelerinden biri. Karbon fiber dokulu plastik dış kaplama, dizüstü bilgisayarın pek çok noktasında kullanılmış. Özellikle arka kapaktaki uygulama dokunduğunuzda da hissedebileceğiniz şekillere sahip. Ancak bilgisayarın geri kalan kısmında karbon fiber sticker'ı yapıştırılmış gibi gerçekçi olmayan bir tasarıma sahip. Monitör arkasındaki kapakta herhangi bir aydınlatma veya renkli tasarım öğesi bulunmuyor. Sadece kapağın ortasına işlenmiş Acer logosunu görmekteyiz.
Gövde tamamen plastik malzemeden üretildiği için klavye tuşlarına bastığınızda biraz içe doğru esneme yaptığını fark edebiliyorsunuz. Touchpad'de de aynı durum var ve bize biraz fazla esnek gibi geldi. Dizüstü bilgisayarın sabit disk ve bellek değişimi oldukça basit tutulmuş. Bu bileşenler için özel olarak yapılmış kapakların vidalarını söküp kısa sürede değişim yapabiliyorsunuz. Acer Nitro 5'i pek çok güncel oyunda 1080p çözünürlükte düşük, orta ve yüksek ayarlarda test ettik. İşte elde ettiğimiz sonuçlar. Middle-earth Shadow of War'da orta grafik ayarlarını seçtik ve 52 FPS sonuç aldık. Middle-earth Shadow of War'da GPU sıcaklığı maksimum 61 dereceye ulaştı. Burada FPS'den biraz daha feragat ederek yüksek grafik ayarlarına çekip hala akıcı bir kare saniye oranı elde etmek mümkün. Total War Warhammer 2 Skaven testinde yine orta seviye grafik ayarlarını kullandık ve 38.4 FPS elde ettik. Yine bir önceki testte olduğu gibi 61 derece maksimum GPU sıcaklığı gördük. Tomb Raider serisinin en son çıkan oyunu Shadow of the Tomb Raider'ın orta seviye grafik ayarlarında 30 FPS elde ettik. Orta seviye grafik ayarlarında yaklaşık 15 dakika kadar oynadığımız Battlefield 5 testimizde ortalama 47 FPS elde ettik. Haliyle test süresi biraz uzun olduğu için GPU maksimum 70 derece sıcaklığa ulaştı. Bir sonraki testimiz Assassin's Creed serisinin son oyunu Odyssey'de düşük grafik ayarlarında ortalama 41 FPS elde ettik. Bu testte GPU sıcaklığı 64 derece oldu. Ve PUBG ile Fortnite'ın tahtına oturmayı hedefleyen son Battle Royale oyunu Apex Legends'ın yüksek grafik ayarlarında 43 FPS elde ettik. Yaklaşık 15 dakika süren testimizde GPU sıcaklığı 70 dereceye ulaştı. Dota 2'yi en yüksek grafik ayarlarında 15 dakika oynadık ve ortalama 80 FPS elde ettik. Benzer şekilde en yüksek ayarlarda yaptığımız CSGO testimizde ortalama 97 FPS elde ettik. Bu bağlamda Acer Nitro 5'in e-spor oyunları için fazlasıyla yeterli bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayarda kullanılan 4 hücreli pil lityum-iyon teknolojisini kullanıyor. Pile erişmek için bilgisayarın arka kapağını komple çıkarmanız gerekiyor. 135 wattlık adaptörün boyutları kabul edilebilir büyüklükte ve gözlemleyebildiğimiz herhangi bir ısınma problemi yok. Bilgisayarda ilk göze çarpan yazılım Acer NitroSense. Adaptör takılıyken ve pilde çalışırken performans ve pil ömrü seçeneklerini değiştirebilmenize ve fan devrini ayarlamanıza izin veren Acer NitroSense yazılımı işlemci ve ekran kartı sıcaklıklarını da kolayca takip etmenizi sağlayan çok sade bir arayüze sahip. Ancak bilgisayarın kutudan çıkar çıkmaz çok sayıda 3. parti yazılım içermesini sevmeyenlerdenseniz Acer Nitro 5 bunları temizlemek için sizi biraz uğraştıracak. Çünkü Norton Antivirus, PowerDirector ve PhotoDirector gibi uygulamalar kurulu geliyor. Bize inceleme için gelen AN515-42-R6EU modelinde Micron'un M.2 form faktörünü kullanan 256 GB'lık SATA 3 tabanlı SSD sürücüsü ve Western Digital'in 1TB 5400 devirli Blue model sabit diski vardı. Nitro 5'in başka depolama yuvası bulunmuyor. Yani bir M.2 yuva ve bir de 2.5 inçlik yuvadan söz ediyoruz burada. Bilgisayarla birlikte gelen SSD sürücü AS SSD testimizde 473 MB saniye ardışık okuma ve 442 MB saniye ardışık yazma değerlerine ulaşabildi. Sonuç olarak işlemci ve ekran kartı tercihini AMD'den yana yapan Acer Nitro 5 bu bakımdan maliyeti de uygun tutmayı başarmış. Bilgisayar çoğu güncel oyunu 1080p çözünürlükte, orta ayarlarda akıcı kare saniye değerlerinde, Dota 2 ve CSGO gibi e-spor oyunlarını da en yüksek ayarlarda 60 kare saniye üzerinde oynatabiliyor. Video oyunlarıyla biraz haşır neşir olanlar ve taşınabilirliğe önem verenler için değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Ben Çağan Çelik, bu videonun da sonuna geldik. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.